Mahya ışıklarında 154 yıl önce ortaya çıkan bilimin ışığı yeniden Ramazan sohbetlerinde sizlerle buluşuyor. 1869 yılının Ramazan ayında Darülfünun'da yani üniversitede her akşam bir bilim insanı kendi bilgisini halkla paylaşıyordu. Ramazan sohbetlerinde bilimin ışığı yansıyordu geleceğe. Biz de Mahya ışıklarında 154 yıl sonra bu kültürümüze sahip çıkıyoruz ve her akşam çok değerli bir bilim insanını konuk ediyoruz. Bu akşam Mahya ışıklarının konuğu yine çok değerli bir bilim insanı Ahmet Ertek hocamız, sevgili coğrafyacı ve benim de hocam. Ne güzel, ben böyle sohbetlerde ilk kez bir hocamı konuk ediyorum. Sevgili abi diyeceğim. Çünkü siz araştırmacı bir asistandınız. Ben üniversitedeyken biz de size abi derdik. O zaman gençtim, daha tıfıldım. Yani tam anlamıyla bunu söylemek gerekirse. Yeni benim de emekleme dönemimdi, asistanlık dönemimdi. Coğrafyayı niye seçtin derseniz, benim çocukluğum babamın askerliği dolayısıyla Erzurum'da geçiyor. Çok güzel. Ve babamın emirleriyle ben her gün anamın sütünü emdikten sonra 2,5 yaşına kadar Erzurum'da kalıyorum. Doğru Erzurum'un dağları. Dolayısıyla benim coğrafyacılığım aslında öyle başlamış derler. Coğrafya dışında bir şey okumak istemedim. Derya hocalarının içine düştüm. O anlamda bakarsanız Sırrı Erinçler, İsmail Yalçınlarlar gibi çok kıymetli, Acun Kurterler, Mehmet Ardoslar gibi çok kıymetli hocalarla birlikte oldum. Coğrafyasız bir toplum ne demek? Yani coğrafyayı bilmemek, bu ülkenin doğasının dilini anlamamak demek değil midir? Irmaklarıyla, denizleriyle, gölleriyle. Yani coğrafyasız, coğrafyayı bilmeyen bir toplum düşünülebilir mi? Sunay'cığım, sabah kalktığınız zaman en azından ayağınızı yataktan atıp sağ ayak, sol ayak hiç fark etmez. Ne tarafta? Bir kere hukuk başlıyor mu size? Orada coğrafya başlıyor aslında. Aynı şekilde kahvaltıya gittiniz ya da su akıyor, akmıyor. Bir meteorolojik kuraklık varsa, su akmıyorsa bir iklim bilimi değil mi bu? Sofraya geldiniz, önüne gelen o tereyağı, o zeytin, o bal ve diğerleri diyeceğim. Çatalınız, kaşığınız, masanız, yani ahşabınız, metaliniz coğrafya değil midir? Bütün gün boyunca aslında siz coğrafyanın içinde. Yani bizim o meşhur tanımıyla doğal çevreyi. Doğal çevrenin kendi içindeki etkileşimini ve de o insanla doğal çevrenin etkileşimine biz coğrafya diyoruz. Son metodik coğrafya böyle bakıyor. Artık o ezberler bitti. Hep bana şunu sordular. Ya siz o dağları ezberleten disiplin değil misiniz? Ya siz o ovaları, böyle akarsuları. Artık bana sorsanız o dağların ismini ezbere bilmiyorum. Atlas denen bir şey var. Harita kitabı denen bir şey var. Orada bakın. Oradan gidin bakın. Bana Diyarbakır'ın ilçelerini, İstanbul'un ilçelerini tamamını say deseniz, valla 19 ilçeyle 39'a çıktı ama sayamam. Açarım atlası, oradan bakarım. Harita kitabı ya da son dönemdeki o bilgisayarlarınızın ya da cep telefonunuzun içine giren programlardan açar bakarım. Bunları ezberleten disiplin coğrafya değildir. O anlamda biz uluslararası bir arenada bunu en azından 3-4 milyon insanın okuduğu da Citation Index'e giren dergilerde yayınladığımız zaman bunların bir böyle kapalı havza bir gölü var. Bu göldeki seviye değişimlerini çalışmışlar. Bu işte bir coğrafya siz. Müthiş. Yani doğanın dilini okuyan insandır coğrafyacı. Doğayı anlayan. Yani şöyle söyleyelim. Doğru örnek olur değil mi hocam? Yani bir insan geldi burada, dilini bilmiyoruz. Ama bilen birine bakarız ki çevirsin. İşte o coğrafyacıdır. Doğanın dilini okur, size anlatır. Yine burada flüvyal jeomorfolojiye baktığımızda, yani akarsuların yatağına baktığımızda çok üzücü olaylar görüyoruz. İşte seller görüyoruz, can kaybına neden oluyor. Oysa o flüvyal jeomorfoloji nereye yapı kurup kurmaz gerektiğini size söylüyor, anlatıyor oranın topografyası. Sen çok iyi bilirsin araziye çıkarttı hocaların. Biz defalarca. Araziye çıkmak, yani sınıfta öğretilenleri hoca götürür, doğayla konuşmasını öğretir. Bu çok önemlidir bizim için. Çünkü bir karayolu yarması size bakar, siz karayolu yarmasına bakarsınız. Ya burada bir şeyler söylemek istiyor, bir takım aykırılıklar var dersiniz. Hakkari Valiç dedi ki, gel arkadaş. Bu beni o kadar çok mütehassıs etti, o kadar çok memnun etti ki 30 tane öğretmen arkadaşıma, gerçekten doğa sever, gerçekten doğada yürümesini bilen arkadaşlarıma sırtıma vurdum. Dedim ki, kalkın buradan uçakla Yüksekova'ya iniyoruz. Sonra araçları tuttuk ve de malum 9 tane aktif buzul var.
eski deyimle cilolar, yeni deyimle bujul dağlarına çıktık. Bobek geliyor diyor ki 10 kilometre ucunda Subbadrek denen, bugün dağcıların verdiği isimle Erinç buzulu var diyor. Sır Erinç'in soyadıyla, Doğan hocamızın soyadıyla bir şey var diyor. Bujul var burada diyor. Sır Hoca 48'lerde geliyor. Tıfıl, genç bir delikanlı. Diyor ki yani yayını 4 kilometre diyor Bobek'ten bu tarafa diyor. Yani Pleistosen, Holosen geçişi, yani daha kurak dönem anlamında jeolojik devirlerden gerilemiş bu buzul diyor. Benim de her sene o valilere yazmaktaki, evet uydudan görüyorum ama şunun üstüne bir çıkalım bu buculun üstüne. Ya kaç metre? Biz de bir ölçelim istedik o arazide. Hem gözlemleyelim hem ölçelim hem de artık o eskiden helikopterlerle, uçaklarla çektiğimiz görüntüleri dronlarla komutanlıklardan izinlerimizi de alarak bunların çekimini yaptık. Bakın ciddi anlamda bakarsanız küresel iklim değişikliği o kadar net Türkiye vadi buzullarını da etkiliyor ki buradaki birine sadece çıkabildik. Hepsini gözlemleme fırsatımız olmadı. Şimdi sıkı dur Sınay'cığım. Bobek ne demişti? 10 kilometre. Sırrı Baba ne demişti? Sırrı Eniş 4 kilometre. Bizim ölçümümüz Subbadrek'te. Son 900 metre. Eyvah. Yani erime hızına bakarsanız. Bu küresel ısınmanın değil mi? Bu iklim krizi dediğimiz etkileri. Bakarsın. Peki bunu sadece Hakkari'de dediniz, yaptınız. Bunu Türkiye'nin diğer yerleri ki Türkiye bir glasyal topografya izleri var. Çok zengin. Hala da öyle. Yani buzul. 16 tane aktif buzulumuz var Türkiye'de ama bunlar çok şiddetli derecede ki bizim ölçümüzde 8-9 metrelik, 9 metrelik kilometre bile değil. Yıllık erimesi 8 metre. Kesin o dediğiniz o Alpin dediğiniz sınırın aslında altını da çok altında etkiliyor da yani. Var tabii. Ama 24 Ocak 2022 günü çıkan bir kanunumuz var. Coğrafyacı kimdir? İşte o anlattığım bütün o olguları, doğada gördüğü aykırılıkları, yeryüzünde hem insanı hem doğayı, hem o insan doğayı birlikte araştıran insan, mekan, biraz da zaman bilimidir. Dünya o kadar canlı bir unsurdur ki size bir volkanını patlatır Eyyaf ve Yalla'da 6 gün seyri seferinizi keser. Avrupa'dan Amerika'ya hatırlarsanız o brikler, küçük o parçalar, engeller. Buradan bir sonuca gitmek istiyorum. Müsaade ederseniz çok çok önemli. Bu son yaşadığımız Sunay'cığım gerek deprem hadisesi, 4 depremdir. 9 saat sonra olanı da katın bunun içine. Büyük depremlerdir. Gerçekten yıkıcı depremlerdir. Doğru. Jeofizikçi dostumuz Işık Ara ne demişti hoca? Işık Ara hocam. Deprem öldürmez. Bina öldürür demişti. Bir kişi öldü 99'da. Ahmet Mete Işık Ara değil mi? Evet. Hocam. Kim ölmüştü? Ford fabrikasının gece bekçisi yüzey kırığı açılmıştı. İçine düştü değil mi? Zavallım sandalyesiyle içine düşmüştü. Doğada doğal açılan yarık içinde yanalda, sağ yanalda can vermişti. Bunun dışında ölenlerin tamamı maalesef diyeceğim inşaat binadan dolayıdır. Doğanın dilini dinlemeden, doğanın kanunlarını göz ardı edilerek yapılan binaların altında can verdiler. Maalesef burada da daha yüzey kırığına da düşen diye bir ihbar almadım ben. Tamamı binadan dolayı. 6 Şubat depreminde 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, çoğu da söyleyelim, birden fazla deprem var. İlk dakikalarda ardı aldığı olan ve de 9 saat sonra olan gibi. Burada müsaade edersem son yeni kitabım. Lütfen. Profesörlüğüme başvuracağım ben de. 6 yılın verisi ve de 5-6 ayda da anca yazdım. Antropojenik jeomorfoloji diye. İnsan yapımı yer şekiller adını. Burada siz akarsuyun yatağına gelmeseydiniz. Burada siz orada Ölüdeniz fayı, Doğandolu fayı ve de Kıbrıs yayı dediğimiz o fayın, üçlü conjunction dedim, üçlü bağlantı fayının bulunduğu yere, yani Antioch'a gelip o ova tabanına, Amin tabanına yerleşmeseydiniz bu kadar insan ölümü olmayacaktı. Dolayısıyla buradan bir gönderme, gerek deprem hadisesi antropojenik bir depremdir, gerekse yine Karakoyun Deresi Şanlıurfa'daki hadise bence bir antropojenik. Antropojenik depremi biraz açalım mı hocam? Şimdi insan doğada iç ve dış kuvvetleri öğrettik coğrafyada. Öğrendik coğrafyada hatırlarsan. Şu anda sohbette ederken 32 tane canlı volkanımız bu arada püskürmeye devam ediyor. Böyle bir canlı dünya. Yani buna engelleyemiyor insan. En fazla diyor ki püskürdüğü yeri biliyorum. İtalyan dostlarıma soruyorum. Ya Etna'ya çıktık sizle de
ya püskürürse ya onun kanalı var Ahmetciğim dedi. Biz kayak kaymaya devam edelim bu tarafta dedi. Yani biliyorlar. Akış ne kanalını doğru yapabiliyor insanoğlu olarak düşünürseniz. Yani yine de volkanizmaya nerede patlayacağını, nerede bu aktivitenin olacağını bilmiyor. Depreme gelirseniz depremi de tahmin edebiliyor ama ne zaman olacağını bilmiyor. Aynı burada en azından bakarsanız 1540'lardan bu tarafa 494 yıldır bir sıkışmanın sol yanal ve Arabistan'ın o sıkışmasının olduğunu tahmin ediyordu. Yayınlar da vardı, raporlar da vardı, makaleler de vardı ama o gün olacağını tahmin etmiyordu. O anlamda insan iç kuvvetler dediğimiz bu dörtlü kombinasyona, müsaade edersen bunları tek bir kelimeyle toplayayım, tektonizma diyeyim. Tektonizmaya karşı bir şeyler yapamıyor. Yapamıyor. Ama bu tarafa döneyim. Dış kuvvetler adına, biraz önce sen de lütfettin, bahsettin. Bir akarsuyun önüne baraj yapıyor. Hmm. Belki şu anda İtalyanlar, Fransız dostlarımızla böyle bir projemiz var. Buzul örtüleri örtmek suretiyle belki buzulların erimesini biraz geciktirme şeyimiz var, düşüncemiz var. Başarırız ya da başaramayız. Ya da çöl topografyası adına kumulları engellemek adına perdeler yapıyor. Yani siz ders ala ala doğadan ve doğru yere o şehirlerinizi kurmadıysanız hepimizin söylediği ortak bir düşünce var. Ben de o yer bilim kanadının içine bir jeomorfolog olarak lütfen fay hatlarından uzak durunuz. Heyelan sahalarından uzak durunuz. Yine taşkın alanlarından. Bravo. Taşkın alanlarından, alüvyal alanlardan, ova nizamında birikim sahalarından uzak durunuz. Çünkü o akarsa o birikimine devam edecek. İster siz oraya en iyi seti yapın, ister siz oraya en iyi köprüyü yapın. Bakın Borçka'da asma köprü vardı. Yanına bir tane alçak demirden köprü yapmış. Halbuki o ahşap köprü araçların da bir sakinlikle, belki biraz trafik yapıyordu ama bildiğimiz en eski asma köprülerden bir tanesiydi. İlk Boğaz köprülerinden önce yapılmıştı. Bugün o şeyde her taşkında gelen o ağaç parçaları, kütük parçaları yeni köprüye takılıyor ve geride bentleme yapıp onu parçalıyor ve gidiyor. Buna hakkımız yok diye düşünüyorum. Yani biraz sözünü ettiğiniz kitap coğrafya öğretmemiz lazım diyorum. Çok doğru diyorum. Ve sizin şu anda üstünde çalıştığınız 5-6 yıllık konu bu doğadaki, tamam doğanın kendisinde tektonik hareketleri bir şey yapamıyoruz. Ama biz insan olarak onun üstüne kurduğumuz yaşam alanlarında hataları tekrar etmemeliyiz. Bu çünkü çok eski zamanla antropolojiye kadar belki giden, değil mi? Daha da eskiye giden, prehistoriye kadar belki de giden bir süreçte bu hafıza var. Bu hafızaya önem vermeliyiz. Obsidyene vurduğu çakmak taşını oluştururken bile zeka var. Bugün çoğu müzemizde antropojenik ya da prehistorik bölümler var. Gidin Ankara'da değil mi? O Anadolu Medeniyetleri Müzesi girdiğinizde sizi böyle hayretlere düşüren obsidyen şeyleri var. En azından avcılık, toplayıcılık döneminden o bu taşı tarafa antropa devam ediyor. Evet, Cem İsfat arkadaşlarıyla birlikte ya bu çocuklar en azından boğulmasın diye baktığınızda açın bakın David Copperfield'e, açın bakın iki şehrin hikayesine. Burada boğulan çocukları anlatır hep. İngiliz edebiyatı anlamda bakarsanız lütfediniz gençler klasikleri lütfen okuyunuz. O anlamda bu insanlar boğulmasın, madenciler boğulmasın. Kömür enerji ithali anlamında, çıkarımı anlamında da bu insanların boğulmasını engellemek için de malumunuz buhar motoru keşfedilmiş ve sanayi devrimi çok güzel olmuştur. Ne güzel, ne güzel buradan. Sevgili hocam çok çok teşekkür ederim. Bizi nerelere alıp götürdünüz? Bizi prehistorya dönemi taşı çakan insandan alıp buzullara kadar çıkardınız. İşte coğrafya bu, doğanın dili, doğa ve insan arasındaki dili oluşturdunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İşiniz üstümüzden eksik olmasın. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Bu tür söyleşiler devam etsin. Çünkü şuna yakın da bu konuda doğayan bir dostum. Coğrafyasını hazmeden, coğrafya sadece bir şeyleri ezberlemek değil, doğayla güzel konuşma sanatı. Çok doğru. Çok doğru sevgili. Çok çok teşekkür ediyorum. Maya ışıklarında bu akşam çok sevgili hocamı. Evet benim hocam. Sevgili Ahmet Ertek. Onu konuk ettim. Coğrafyayı konuştuk. Coğrafyadan söz etmek ne demek? Herhalde çok iyi anladınız. Yani o bildiğimiz ders kitabındaki coğrafya. Coğrafya zaten ders değil, kitabın adıdır. Strabo'nun Amasya'da yazdığı bir kitabın adıdır. Dolu dolu konuştuk sevgili hocamla. Bu programı
ve Maya ışıklarını her Ramazan akşamı bilim insanı yaptığım sohbetleri katkılarını esirgemeyen Petrol Ofis'in YouTube kanalında ve kendi YouTube kanalımda seyredebilirsiniz. Yarın akşam bilimin bir başka güzelliğinde, bir başka bilim dalının ışığında, Maya ışıklarında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.